Sabah haberle yeni bir günden daha mutlu günler, günaydınlar değerli izleyenler. Bugün takvim yaprakları 9 Eylül Perşembe gününü gösteriyor ve yine yeni bir günde daha sizlerin karşısındayız. Peki bugün neler yapacağız? Bugün yaklaşık 2 saat boyunca hem iç ve dış gelişmelere bakacağız, hem de gerek Kıbrıs Türk basını, gerek Türkiye basını ve gerek Kıbrıs Rum basınıyla da gazete manşetlerinde 9 Eylül gündemine dair yer alan haberleri irdeleyeceğiz hep beraber. Peki bizler hangi platformlardayız? Bizler televizyon kanallarımız dışında tabii ki sosyal medyadayız. Facebook ve YouTube üzerinden eş zamanlı süren yayınlarımızla Sabah Haber ve Sabah Haber'in dışında da gün içinde yayınlanan diğer tüm yayınlarımızı da, programlarımızı da takip edebilirsiniz. Ayrıca 100.1, 102.90.6 ve 89.6 radyo frekanslarıyla da bizleri trafikte, işe yetişmeye çalışırken de dinleyebilirsiniz. O zaman gününüz aydın olsun diyelim ve 9 Eylül gündemiyle Sabah Haber'e başlayalım. Ve bakalım 9 Eylül gündeminde bugün hangi gündem başlıkları var? Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gerçekleştireceği bir takım temaslar kapsamında bugün İzmir'e gidecek. Cumhurbaşkanı bu kapsamda saat 6.45'te adadan ayrıldı. Cumhurbaşkanının temaslarına ilişkin detayları da paylaşalım sizlerle. Tatar İzmir'de düzenlenecek Adalar Denizi ve Yunanistan'la komşuluk ilişkileri sorunları konulu bir sempozyumda konuşma yapacak. Konuşmalar ise saat 14'te başlayacak. Devam ediyoruz. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner'in çağrısıyla kurultayla ilgili yaşananları değerlendirmek üzere Yakındoğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nin 4 numaralı salonunda bir araya geliyor. Lefkoşa'nın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 451. yıl dönümü dolayısıyla da Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 9 sularında tören düzenlenecek. Ve bir diğer gündem maddesi şu şekilde: ölümlü trafik kazalarına dikkat çekmek adına Yeşilırmak'tan Karpaz'a kadar yürüyen ancak elin bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden eski milletvekili Tahsin Mertekçi anısına aynı yolu 68 yaşındaki Rahmi İçener tekrar yürüyor. Rahmi İçener'in gerçekleştireceği söz konusu yürüyüş ise bu sabah Yeşilırmak'tan başlayacak. Ve sabah haberle geldik sırada gazete manşetlerine. Gazete manşetlerine Kıbrıs Türk basınıyla başlayacağız tabii ki her sabah olduğu gibi. Ve bugün Diyalog gazetesiyle başlıyoruz efendim. Bakalım 9 Eylül kapsamında Diyalog gazetesi hangi haberlere bugün yer verdi, manşetinde hangi önemli gelişmeyi kullandı. Romanlara konu olur Diyalog gazetesinin manşet haberine çektiği başlık bu şekilde: boşanma aşamasındaki eşinin dudağını bıçakla kesen Koran Soğancı olaydan 3 saat sonra pire ilacı içerek yaşamına son vermek istedi deniliyor. Hemen bu adli olayın detaylarına bakalım. Bugün Diyalog gazetesi adli bir haberle okurlarıyla buluşturdu manşet haberini. İskele'ye bağlı Topçuköy'de geçtiğimiz pazar sabahı meydana gelen olay korku romanlarına konu olacak nitelikte dedi Diyalog gazetesi. Böyle bir yorum yaptı konuyla ilgili. Koran Soğancı isimli şahsın boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştıktan sonra önce bıçakla dudağını kesti, ardından boğazını sıkarak dayak atmaya başladı deniliyor. Bazı detaylar verilmiş yaşanan şiddet olayıyla ilgili. Olaydan 3 saat sonra da pire ilacı içerek kendi hayatını sonlandırmak isteyen Soğancı'nın böylece adada benzeri görülmemiş bir olay yarattığı ifade ediliyor. Bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Hastanede tedavi gördüğü bilgisi de var Soğancı'nın. 3 gün süreyle tedavi görmesinin ardından da dün polis eşliğinde teminat maksatlı İskele Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı Soğancı. Bu şekilde bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Dilerseniz takip edebileceksiniz. Ve yoğun bakımda başlığıyla bir trafik kazasına yer vereceğiz şimdi sabah haberde. Gerçekten ciddi bir ağır yaralanmayla sonuçlanan bir trafik kazası oldu. Bisikletiyle Larnaka yolu üzerinde seyreden 67 yaşındaki Yeter Kayhan'ın beton mikserinin çarpması sonucunda
ağır şekilde yaralandığı ifade ediliyor. Yine Kayhan'ın hayati durumuyla ilgili gelişmeler netleştiği zaman, ki umuyoruz bu iyi yönde olur, yine ekranlarımızdan takip edebilmeniz mümkün olacak. Ve değerli izleyenler, bir diğer habere geçtik. Diyalog gazetesinin ön sayfasında Rum Eğitim Bakanlığı Oxford'un kitabında Atatürk'ün kahramanlığını anlatan bölümün yok edilmesini istedi, yırtarak çıkarın başlığıyla bu haberin yansıdığını görüyoruz. Ve Sedat Peker Güney Kıbrıs'a gideceğini açıkladı. İlk durak Suriye olacak. Bu haberin detayı ön sayfalarda yok. İç sayfalardan takip edebileceksiniz. Ve yine bir adli haber Diyalog gazetesinin ön sayfasındaki son haber olarak görülüyor. Gece yarısı operasyonu denmiş başlık için bu haberle ilişkili. Van Aracı Demir Atölyesi'nin kapısına dayayan Nacit Yavuz 21.250 Türk Lirası değerinde alet edevatı yükleyip gitti. Bu haberin detaylarını da takip edebilmeniz mümkün olacak. Güneş Gazetesi'ne geçiyoruz. Güneş Gazetesi bugün Başbakan Ersan Saner'in Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya ilişkin bir manşet haberi paylaştı. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi kurultayla ilgili son gelişmeleri, son yaşananları görüşmek üzere bugün toplanacak. Başbakan Ersan Saner'in çağrısıyla toplanıyor kurultayla ilgili görüşmek üzere parti meclisi ve Başbakan Saner'in açıklaması bugün haberin başlığına yansıdı. Sağduyu galip gelmeli dedi Başbakan Ersan Saner. Bakalım. Toplantı bugün saat 16'da yakında Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nin 4 numaralı salonunda yapılacak. Gündemi aktarırken de bu bilgiyi sizlerle paylaşmıştık. Saner'in açıklamasına bakalım. Bakalım Başbakan ne demiş bu konuyla ilgili? Bir salgın sürecinden geçildiği için 17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak parti merkezi yönetim kuruluyla parti meclisinde alınan kararla sadece bir merkezde değil iki merkezde oy kullanılması yoluna gidildiğini, bu kararları sabote edici davranışlarında ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini vurguladı Başbakan Ersan Saner. Yine açıklamasında şunları da kaydetti. Ulusal Birlik Partisi kurultayı 24 Ekim'de yapılacaktır. Parti meclisimiz bunu karara bağlamıştır. Olağan dışı bir gelişme olmazsa kurultay ilan edilecek gündem çerçevesinde bir salgın sürecinden geçtiğimiz göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir. Bir salgın sürecinde olduğumuzun altını çiziyorum. Neden? Çünkü kurultay öncesinde tüzük kurultayı yapmamızın başlıca iki nedeni vardı dedi Saner. Bu nedenleri de sizlere aktaralım. Salgın dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda belirli bir süre içerisinde toplanacak üye sayımızı mümkün olduğunca az tutup onların ve ülkenin sağlığına bir zarar vermemek. İkinci nedense üye sayımızın 12.000'den 17.000'e çıkması dolayısıyla oluşacak yoğunluğu ilçelere dağıtmak, üyelerimizin oy kullanmaya giderken salgın nedeniyle bir endişe yaşamamalarını sağlamak dedi Başbakan Saner. Özellikle pandeminin etkilerini, pandeminin yaratabileceği sorunları da aza indirmekle ilgili nedenlerini sıralamış oldu bu şekilde. Ve sürmanşete doğru ilerliyoruz. Sürmanşette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye temasları kapsamında yapmış olduğu açıklaması var. Ercan Havalimanı'nda Türkiye temaslarını tamamlamasının ardından adaya dönüşünde yapmış olduğu açıklamalar var. Tatar, Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine nasıl katkı yapılabileceğini görüştüm dedi Ercan Havalimanı'nda yapmış olduğu açıklamada. Bakalım. Tatar ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Barolar Birliği, Ticaret Odası yetkilileri, çeşitli sivil toplum örgütleri ve medyayla bir araya gelerek Kıbrıs konusunda gelinen son aşamalar ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi de konuşulan konulardan, ele alınan konulardan bir tanesiydi. Nasıl katkı yapılabileceği konusunda da açıklama yaptı, görüştüklerini söyledi Cumhurbaşkanı Tatar. Logo kenarındayız, iki devletli çözüm en adil çözümdür. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, 18 Mart mutabakatının güncellenmesi, göç konusunda işbirliği, insani yardımlar, gümrük birliğinin yenilenmesi, vize serbestisi, Kıbrıs ve Afganistan konuları ele alındı bu görüşmede. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bir tepkisiyle devam edeceğiz. Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılmasına tepki gösterdi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Yine kendi ülkemizde de Dışişleri Bakanlığı'nın tepki gösterdiğini görüyoruz. Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılmasına gösterilen tepki kapsamında şu ifadelere yer verildiği aktarılıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından okullarda okutulan bir ders kitabından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum yönetiminin ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır denildi. Yine Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Can Altay'ın Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile birlikte bazı köy yollarında yapmış olduğu inceleme var sırada. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Can Altay yaptığı incelemede Ercan Havalimanı, Gaziköy, Paşaköy, Vadili ve Akdoğan'da onarım ve üst yapı takviyesi yapılan yollarda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı. Her iki siyasi aktör de Can Altay ve Başçeri yurttaşlarla da bir araya geldi yapmış oldukları incelemeler kapsamında. Yine taşımacılık sektörüne %45'lik net bir artış önerildi Maliye Bakanlığı tarafından, son haber olacak Güneş Gazetesi'nin ön sayfasındaki. Maliye Bakanlığı hükümet adına taşımacılığa %45 artış önerdiğini açıkladı. Eylül 2018 tarihinden bugüne geçen 3 yıllık süreçte herhangi bir artış yapılmayan taşımacılık sektörüne Maliye Bakanlığı'nın ilgili bakanlıklarında görüşünü alarak hükümet adına %45 artış önerdiği belirtildi değerli izleyenler. Bu şekilde Güneş Gazetesi'ni tamamlamış olduk ve Vatan Gazetesi'ne bakacağız. Vatan Gazetesi bugün Sağlık Dernekleri Platformu'nun Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği eyleme ilişkin bir manşet haberi paylaşmış oldu. Sağlık hakkı yaşam hakkıdır dedi Vatan Gazetesi bu haberi manşetinden paylaşırken. Sağlık Dernekleri Platformu dün Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde az önce de ifade ettiğimiz gibi bir eylem gerçekleştirdi ve taleplerini içeren mektupları da sundu. Platform, Alzheimer Derneği, Diyaliz ve Böbrek Hastaları Dayanışma Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kemal Saraçoğlu, Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, Kıbrıs Türk Multiple Skleroz Derneği, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği, Engelliler Dayanışma Derneği, Talasemia Derneği ve Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği'nden oluşuyor Sağlık Dernekleri Platformu. Hükümete bulunan çağrıda, sağlık hakkı yaşam hakkıdır. Hükümet sağlık hakkı başka hiçbir gerekçeyle ötelenemez ve bu haktan hiçbir mazeretle taviz verilemez denildi. Bu haberin detayları iç sayfalarda. Sürmanşete doğru geliyoruz. Atatürk'ü anlatan sayfaların Kıbrıs Rum tarafında ders kitaplarında okullarda okutulacak bir ders kitabından yırtılarak çıkarılması yönünde bir talimat verildiğini aktarmıştık daha önce. Bu haber Vatan Gazetesi'nin sürmanşetinde de yer aldı. Rum tarafından skandal talimat başlığıyla Atatürk'ü anlatan sayfaları yırtın denildi. Yine devam ediyoruz. QR kodlu form dolduran yolcu sayısının düşük olmasıyla ilgili biliyorsunuz ki bu hafta başından itibaren artık Adapas ve QR kodlu şekilde ülkemize hava yoluyla giriş çıkışlar başladı, bu uygulama başladı. Ancak QR kodlu form dolduran yolcu sayısının da düşük olduğuna ilişkin bir haber var. Detaylarını inceleyelim. QR kodlu formla ülkeye giriş uygulaması pilot olarak Ercan Havalimanı'nda başladı. Pazartesi uygulanmaya başlayan ve yolcuların test ve aşı bilgilerinin kontrolünü hızlandırmayı hedefleyen QR kodlu formu
Adaya giren günlük 4000 civarındaki yolcudan yaklaşık 500 tanesinin doldurduğu ifade ediliyor. 4000 civarındaki yolcu kapsamında sadece 500 kişinin doldurması da düşük bir rakam olarak göze çarpıyor. Ve Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Mehmet Armancı'nın kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarıyla ilgili yapmış olduğu açıklamaya ve yine bu kapsamda yapılan projeye ilişkin açıklaması var. Rauf Raif Denktaş anıt mezarı projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Lefkoşa Türk Belediye Başkanı Armancı ve açıklama yaptı. Bizim amacımız kesinlikle yıllardır süren bu ayıbın bitirilmesidir dedi. Ön sayfada devam ediyoruz. İsmet Kotak'ın 10. ölüm yıl dönümü varoluş mücadelesinde yer alan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasında katkısı bulunan eski bakan, milletvekili, gazeteci, yazar İsmet Kotak'ın 10. ölüm yıl dönümü anı etkinliği salgın nedeniyle bu yılda yapılamayacak deniliyor. Eğitim Beklemez inisiyatifinden sağduyu, sorumluluk ve işbirliği çağrısı. Eğitim Beklemez İnisiyatifi 2021-2022 eğitim öğretim döneminin başlamasına sadece 6 gün kala farklı zümrelerden çıkan olumsuz seslerin artık tahammül edilemez bir düzeye geldiğine işaret ederek COVID-19 vakaları ve pandemi gerçeği hayatın içindedir. Her yerde vakalara rastlanırken okullarda çıkmamasını bekleyemeyiz. Vaka çıkacak ama bizler panik yapmadan ve okulları kapatmadan işbirliğiyle bir çözüm bulmak zorundayız. Aksi halde velilerin de sokağa inmeye yakın olduğunu belirtmek isteriz açıklamasında bulundu. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar 1,5 yıl öncesinde olduğu gibi 2021-2022 eğitim öğretim döneminde üniversitelerde yüz yüze eğitime geçileceğini, kampüslerde COVID-19'la ilgili sürecin dijital sistemlerle yakından izleneceğini bildirdi. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın açıklaması var. Detaylarını bulabileceksiniz iç sayfalarda. Yine eğitimle ilgili bir diğer habere bakacağız. Öğrenci taşımacılığıyla ilgili Kariş'in yapmış olduğu bir açıklama var. Öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlamayacak dedi Kariş. Detaylarını aktaralım. Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı hükümet edenler yüzünden başlayamayacak dedi. Kariş Başkanı Topaloğlu, son 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığını ve bu konuda hükümetle yaptıkları görüşmelerinde sonuçsuz kaldığını belirtti. Yine tabii buraya bir ek parantez açalım. Maliye Bakanlığı'nın da hükümet adına taşımacılık sektörü için %45 oranında bir artış önerisinde bulunduğu bilgisi de önemli bir nokta. Tabii ki şu an için bir uzlaşı sağlanamadığını aktaralım yine Kariş'in de yapmış olduğu açıklamayla birlikte. Ve son olarak güncel vaka sayılarını aktaracağız Vatan Gazetesi'nin ön sayfasından. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne baktığımızda toplamda 13.562 test yapıldığı ve 144 pozitif vakaya rastlandığı ifade ediliyor. Toplamda 13.562 test, 105'i yerel olmak üzere de 144 pozitif vakaya rastlandı ve 365 kişi de taburcu edildi. Özellikle taburcu edilenlerin sayısına bakıldığında gerçekten ciddi, önemli bir rakam görüyoruz. 365 kişi taburcu edilmiş ülkemizde son 24 saat içerisinde. Güney Kıbrıs'a döndük. Güney Kıbrıs'ta yine can kayıpları devam ediyor. 5 yeni can kaybı var Güney Kıbrıs'ta ve 182 pozitif vakaya da rastlanmış oldu. Türkiye'de ise 262 kişi hayatını kaybetti. 23.914 yeni vaka tespit edildi değerli izleyenler. Ve Vatan Gazetesi'nin ardından Detay Gazetesi'ne geçiyoruz. Detay Gazetesi de bugün Ulusal Birlik Partisi'nde tehditler havada uçuşuyor dedi. Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili gelişmeleri bugün ve özellikle siyasi aktörler arasında, parti milletvekilleri arasında geçen diyaloglarla, gelişmelerle ilgili bir habere yer vermiş oldu Detay Gazetesi. Ulusal Birlik Partisi'nde bugün toplanacak parti meclisi toplantısında tüzük kurultayının iptal veya erteleme girişimi yapılacağı da öne sürüldü şeklinde bir iddiaya yer verdi Detay Gazetesi. Bakalım. Üyelerimizi riske atmak istemiyoruz. Bu açıklama Başbakan Ersan Saner'e ait.
Bizler oylama sonucunun evet olacağına üyelerimizin aklın mantığın bir gereği olarak yetkili kurullarımız tarafından alınan kararlara destek vereceğine kesin olarak güveniyoruz ama salgın nedeniyle üyelerimizi de herhangi bir riske atmak istemiyoruz dedi. Yine Başbakan olağan dışı bir gelişme olmadığı takdirde kurultayın 24 Ekim'de yapılacağına ilişkin bir bilgi aktardı. Taçoy ve Sucuoğlu tehdit ediyor. İşte Detay gazetesinin paylaştığı iddia tam olarak bu. Yine Saner'in açıklamasında şöyle bir nüans var. Şimdi bu arkadaşlar TÜSİK kurultayında oylama yapılmasını istiyorlar ve binlerce kişiyi oraya getirecekleri tehdidinde bulunuyorlar. Yetmiyor, TÜSİK kurultayından da evet çıkarsa konuyu yargıya taşıyacaklarını sağa sola yayıyorlar dedi. Bu şekilde milletvekili Taçoy ve Sucuoğlu hakkında bir açıklamada bir iddiada bulundu Başbakan Ersan Saner. Bunu da aktarmış olalım. Sizlere bu şekilde Ulusal Birlik Kurultayı'yla ilgili sıcak gelişmeler devam ediyor. Bugün gerçekleşecek toplantıdan sonra da detayları tabii ki BRT ekranlarından takip edebilmeniz mümkün olacak. Ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Armancı'nın da kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın anıt mezarıyla ilgili yapmış olduğu açıklama. Sürmanşette Denktaş anıt mezar çevre düzenlemesi için belediyenin projesi de maddi kaynağı da hazır dedi Harmancı. Ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, eşit egemenlik isteyenler meclisin itibarını yerle bir etti dedi. Hükümete yönelik bir açıklama var bu Erhürman'ın açıklamasının içerisinde. Asya Bebek'le ilgili SMA tip 1 hastası olan ve Türkiye'ye tedavi için gönderilen Asya Bebek'le ilgili yine bir gelişmeyle devam edelim. Asya Bebek gerekli olan ilacı 3. haftaya girilmesine rağmen alamadı. Bu konuda Asya Bebek'e yapılacak desteklerin devam etmesi gerekliliğini de vurgulamış olalım. BRT ekranlarından sizler için bu hastalığı yenebilmesi için ve hayata devam edebilmesi için. Yine kış mesaisi, kamuda kış mesaisi 20 Eylül'de başlayacak ve son olarak da Sağlık Dernekleri Platformu'nun Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirmiş olduğu bir eylem vardı. Bu eylemin detaylarını da iç sayfalardan bulabileceksiniz. Bu şekilde Detay gazetesini de sonlandırdık ve Haberatör gazetesine bakıyoruz. Haberatör gazetesi de bugün Başbakan Ersan Saner'in Ulusal Birlik Partisi kurultayı kapsamında yapmış olduğu açıklamalara yer verdi yine bugün. Başlıktaysa Taçoy ve Sucuoğlu bizi tehdit ediyor ifadesine yer verildi. Bugün bilindiği üzere Ulusal Birlik Partisi kurultayıyla ilgili olarak Başbakan Ersan Saner'in çağrısıyla parti meclisi bir araya gelecekti. Yakında Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nde ve son gelişmeler ışığında değerlendirmeler yapılacaktı. Başbakan Ersan Saner'in çağrısıyla tabii ki ve Saner bir takım açıklamalarda da bulundu. Özellikle pandemi sebebiyle de oylamanın tek bir merkezden değil farklı merkezlere de yayılarak yapılması ve üyelerin sağlıklarının riske atılmasının önlenmesi gerekliliğini savunmuştu. Yine bu konuda parti milletvekillerinden Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu hakkında da bir iddia ortaya koydu Başbakan Ersan Saner. Kendilerini tehdit ettiklerini söyledi Taçoy ve Sucuoğlu'nun. Bu haberin detayları iç sayfalarda olacak. Şimdi devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi küçüldü başlığıyla sürmanşette yer alan bir haber. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz'in açıklamalarına dayandırılmış bir haber. Salgının nedeni olduğu dalgalanmalara karşı doğru bir rota belirlemek için yapısal tedbirlerle birlikte hane halkı ve işletmelere yönelik destek paketlerinin etkin ve verimli bir şekilde planlanmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydetti deniliyor. Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz bu bağlamda uzun ve orta vadeli bir planlamanın da önemini işaret etti Deniz açıklamasında. Yelkenleri ayarlama programı adı altında 3 yıllık bir orta vadeli program önerisini sunacaklarını söyledi Deniz ve devlet planlama örgütü tahminlerine göre ise 2020 yılı sonunda %11,04 civarında küçüleceği öngörülen Kuzey Kıbrıs ekonomisinin İstatistik Kurumu'nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı verilere göre de 2020 yılında %16,2 küçüldüğünü ifade etmiş oldu. Devam ediyoruz.
Tecavüze 23 yıl hapis cezası. Bafra'da 2 yıl boyunca 10 yaşındaki özyeğenine tecavüz etmek suçundan yargılanan 43 yaşındaki Fatih Bozkurt, emsal bir kararla 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış oldu. Taşımacılara %45 net artış önerildi Maliye Bakanlığı tarafından hükümet adına. QR kodlu form dolduran yolcu sayısının 500 civarında olduğunu söylemiştik. Ancak günlük ülkemize gelen yolcu sayısı 4000 civarında, bu anlamda düşük bir rakamla seyrettiğini söyleyebiliyoruz. Haberatör gazetesinin de aktardığı habere göre. Ve son olarak da Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız'ın açıklaması var. Kapısız, sistem çökmek üzere dedi. Sivil Havacılık Dairesi'nin Ercan hava sahasını güvenli şekilde işletecek yeterli sayıda hava trafik kontrolörü bulunmadığı, sistemin çökmek üzere olduğu uyarısında bulundu Cem Kapısız. Bunu da aktarmış olalım. Son iki sene içerisinde 9 kişinin istifa ettiği, 2 kişinin de emekli olduğunu belirtti Kapısız. Açılan münhallere rağmen mesleğe başvuru sayılarının da düşük olduğunu, mesleğe girenlerin ise koşullar nedeniyle işten ayrılmanın yollarını aradığını ya da ayrılmak zorunda olduğunu söyledi Kapısız. Haberatör gazetesinin ardından şimdi Halkın Sesi gazetesine bakıyoruz. Halkın Sesi gazetesi bugün manşet haberinde Güney Kıbrıs'ta okullarda okutulan bir ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfaların yırtılması, kaldırılması talimatının verilmesiyle ilgili haberi bugün manşetine çekmiş oldu. Küstah talimat başlığıyla bu haberi yayınladı Halkın Sesi gazetesi. Rum Eğitim Bakanlığı lise 2. sınıf İngilizce kitabında Atatürk konulu sayfayı önce yırtın dedi, sonra kitabı tümden toplatma kararı üretti deniliyor. Bu karara gösterilen tepkilere de bakalım. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki geldi öncelikle. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilemez tutumunu şiddetle kınıyoruz dedi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Yine ülkemiz Dışişleri Bakanlığı Rum yönetiminin ırkçı tutumunun yeni bir örneği olarak nitelendirdi yaşanan bu olayı. Bakan Amcaoğlu'nun açıklaması var. Bir kitaptan silmekle Atatürk adı ortadan kalkmaz dedi. Bakan Ataoğlu'nun açıklaması akıl tutulması ve ahlaksızlık dedi. Yine Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay da Türkiye'nin aydınlık yüzünü gizleyemezsiniz diye konuştu. Eğitimdeki taşıma krizi ise logo kenarına yansıdı bugün. Ülkedeki toplu taşımacılar 3 yıldır taşımacılık sektörüne ilişkin fiyat ayarlaması yapılmadığına dikkati çekti ve öğrenci taşımacılığının hükümet yüzünden başlamayacağını bildirdi. Özellikle Kariş'ten gelen bir açıklamaydı bu. Halkın Sesi gazetesinin ardından gazetesine bakıyoruz değerli izleyenler. Yeni Bakış gazetesi TKP Yeni Güçler Genel Başkanı psikiyatrist Profesör Doktor Mehmet Çakıcı, toplumun COVID-19'a bağlı bir psikiyatrist hastalıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Toplum travma geçiriyor dedi Mehmet Çakıcı. Bakalım COVID-19 salgınının vücut bütünlüğümüze bir ölüm tehdidi olarak gelmekte olduğunu belirterek psikolojik travma yaratan bir etkisinin olduğunu kaydetti Çakıcı. Bu durumun depresyon, moral bozukluğu, mutsuzluk, karamsarlık yarattığını ifade etti. Bireyin şüphe ve korku duymasına neden olduğunu da belirtti. Sadece COVID-19 değil bir ruhsal pandemi hastalığının da söz konusu olduğunu söyleyen Çakıcı, toplum depresyonda 30 yıllık psikiyatristin ve ilk kez bu kadar çok antidepresan kullanımı arttı. İlk kez bu kadar çok acil arama ve başvuruyla karşı karşıyayım. Psikolojik sıkıntı yaşayan insan sayısı %20 civarındaydı. Son dönemde bu sayı 2 katına çıktı. Hastalanmayan %20 kadar kişi de hastalandı. Hafif olanlar ağırlaştı. Hastalar hep söze pandemiden sonra diye başlıyor dedi. Pandeminin özellikle insan psikolojisi üzerinde yarattığı tahribata da dikkat çekmiş oldu. Sadece fiziksel anlamda değil, psikolojik anlamda da pandeminin etkilerini ağır şekilde yaşıyoruz. Ve uyarıyoruz, toplum sağlığını tehlikeye atıyorsunuz. Bu açıklama Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası'ndan geldi. Yeni eğitim yılında okullarımız yüz yüze eğitime hazır mı konulu basın toplantısı düzenledi.
Ortaeğitim Öğretmenler Sendikası ve Sendika Başkanı Ozan Elmalı, sürdürülebilir, sağlıklı, yüz yüze eğitimin gereklerini yerine getirmeyerek hem toplum sağlığını hem de çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden alıyorsunuz, dedi. Mausa'da gerçekleşen feci kaza. Dün saat 16.10 raddelerinde meydana gelen kazada Yeter Kayhan beton mikserinin altında kalarak ağır şekilde yaralandı deniliyor. Bu şekilde Yeni Bakış gazetesinin de aktardığı haberleri sizlerle paylaştık ve Avrupa gazetesine doğru ilerledik değerli izleyenler. Avrupa gazetesi de Sağlık Dernekleri platformunun Başbakanlık ve Sağlık Bakanlığı önünde gerçekleştirmiş olduğu eyleme dikkat çekti. Yine platformun taleplerini içeren mektubunda sunulmasına ilişkin bir bilgi var. Platform COVID-19 pandemisinin yarattığı sağlık krizine dikkat çekti ve pandemi dışındaki hastaların da nasıl ihmal edildiğini gündeme taşıdı, dedi Avrupa gazetesi. Platformun yapmış olduğu eyleme dikkat çekmiş oldu. Sağlık Bakanlığı 9 Sağlık Derneği'nden oluşan platformun yaptığı eylemde ilaçlara gününde ulaşmak istiyoruz, bakabilseydiniz görebilirdiniz belki ve ihmal ediyorsunuz, ölüyoruz gibi pankartların taşındığını ifade ediyor Avrupa gazetesi. Kıprıs gazetesiyle yavaş yavaş Kıbrıs Türk basının da gazete manşetlerinin de sonuna yaklaşıyoruz. Okul masrafı çok, veliler çaresiz, yüz yüze eğitim yakın zamanda başlayacak, yaklaşık bir hafta veya belki de bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Okulların açılmasına, öğrencilerin yeniden okullarına kavuşmasına ancak okul fiyatları, üniformalar, kırtasiye gibi ücretlerde velileri bir hayli zora soktu. Kıbrıs gazetesi de bu gelişmeyi manşetinden aktarmış oldu. Pandeminin gölgesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kaldığına dikkat çekiyor gazete. Çocuklar uzun bir aranın ardından hem arkadaşlarıyla buluşacak olmanın hem de okula başlamanın heyecanıyla yerinde duramıyor ancak velilerse ihtiyaç listesini nasıl karşılayacakları konusunda kara kara düşünüyor, dedi Kıbrıs gazetesi. Yine kırtasiye, giyim ihtiyacı ve kitaplar gibi özellikle eğitimde kullanılması gereken ders kitaplarıyla ilgili fiyatlara yer veriyor Kıbrıs gazetesi. Dilerseniz bulabileceksiniz detaylarda gerçekten yabancı dil kitapları gibi özellikle önemli olan kitapların fiyatlarına kadar yer verilmiş. Kıbrıs gazetesi detaylı bir haber çıkarmış bugün manşet haberi kapsamında. Yüksek İdare Mahkemesi Sideral Denizcilik Şirketi'nin Kıptek'e doğrudan yakıt alımıyla ilgili yaptığı başvuruyu haklı buldu ve Bakanlar Kurulu'nun kamu ihale yasasını ihlal ederek doğrudan 36 bin ton yakıt alınmasıyla ilgili kararına ara emri verdi. Kıptek'e 36 bin ton yakıt alımına ara emri geldi başlığıyla aktarılıyor bu haber. Ve değerli izleyenler, Kıbrıs gazetesinin ardından son gazetemiz Yeni Düzen gazetesi olacak. Bakalım Yeni Düzen gazetesine anıt mezar kavgası. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptırmak isteyince Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiği iddia edildi deniliyor. Anıt mezar kavgası başlığıyla aktarılan habere göre. İlk ve orta dereceli okullarda madde madde yüz yüze eğitim, sıcaklık ölçülmeyecek, semptomu olan okula alınmayacak, 6 yaşa kadar maske zorunluluğu olmayacak şeklinde bir başlıkla bu haber aktarılıyor. Ancak detaylarına iç sayfalarda yer verilmiş. Pozitiflik oranı yüksek, test sayısı düştü, vakalar azalmadı, pozitiflik oranının yüksek olduğu başlığıyla bir haber aktarılmış. Yine Asya bebeğin babasının Yeni Düzen'e yapmış olduğu röportaj var. 3 hafta geçti, kızımın ölmesini mi bekliyorlar şeklinde bir soruyla aslında derdini, stresini çektiği üzüntüyü ve acıyı aslında Asya bebeğin babası paylaşıyor. Yeni Düzen gazetesi ses verdi. Sesini yansıttı Asya bebeğin babasının.
son yaşadıkları durumlarla ilgili olarak, çektikleri sıkıntılarla ilgili olarak gerçekten dikkat çekici bir haber olarak öne çıkıyor. Detaylarıyla iç sayfalardan takip edebileceğiniz bir haber olacak. Asya Bebek'le ilgili babasının yapmış olduğu röportaj ve Yeni Düzen gazetesiyle birlikte Kıbrıs Türk basınında gazete manşetlerinde yer alan haberleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi sırada öne çıkan gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği tam destekle Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki ayrı eşit egemen devlet ve bu iki devletin işbirliğiyle bir anlaşma olabileceği noktasındaki pozisyonlarının açık ve net olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı, 1960'a dönüş diye bir şey olmayacağını da altını çizdi. Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs'ta öğrencilerine dağıtılan bir kitapta Atatürk'le ilgili sayfanın çıkarılmasını da ayrıca kınadı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye temaslarını tamamlayarak yurda döndü. Cumhurbaşkanı Tatar, Ercan Havalimanı'nda basın açıklaması yaparak temaslarını değerlendirdi. Konya'da gençlerle buluşarak Kıbrıs meselesini anlattığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde de bulundu. Tatar, baş müzakereci ve özel temsilcim Sayın Ergün Olgun'un bu esnada bazı temasları olmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile ekip olarak değerlendirmeleri olmuştur. Bütün bunların hazırlığı içerisinde biz de tabii ki son pozisyonu netleştirmek suretiyle New York'a gideceğiz. Orada BM Genel Sekreteri ile muhtemelen yapacağımız toplantıdan sonra çeşitli ikili görüşmeler ve Rum tarafıyla gayri resmi bir toplantı olur mu olmaz mı bunu ileriki günlerde göreceğiz ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı 18 Eylül'de New York'a hareket etmeden önce tüm bunları en iyi bir şekilde değerlendirip Türkiye ile istişare ettikten sonra New York'a gideceklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere Dışişleri Bakanı ile yazıştığını ve New York'ta kendisiyle görüşmek istediğini ilettiğini belirtti. Tatar, Güney Kıbrıs'ta orta öğretim öğrencilerine dağıtılan bir kitapta Atatürk'le ilgili sayfanın çıkarılması yönünde öğretmenlere gönderilen yazıyla ilgili bir soruyu da yanıtladı. Şimdi Ulan Demirtaş Kemal Atatürk'ün öyle bir lider olduğunu artık bu saatten sonra tartışmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü bütün dünya kabul etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün ne kadar büyük bir komutan, ne kadar büyük bir lider ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhurbaşkanı olarak bunu bütün dünya kabul etmişken bir Rum tarafında kitapta, şu sayfada o fotoğrafı çıkartıp da yerine başka bir şey koymanın hiçbir anlamı yoktur. Dolayısıyla kendilerini bir kez daha böyle bir davranıştan dolayı kınıyorum. Tarih kitapları konusunun anlam planı dönemine kadar gittiğini belirten Tatar, o dönem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yöneticilerin tarih kitaplarının geçmişiyle oynadığını belirtti ve büyük bir yanlış yapıldığını söyledi. Gerçek tarihin ve Kıbrıs'ta yaşanmışlıkların, Rum-Yunan ikilisinin neyi hedeflediklerini ve bu hedefe ulaşmak için neler yaptıklarını, Kıbrıs Türk'üne karşı soykırımı ve her türlü uluslararası hukuka aykırı olarak yaptıkları bütün hareketleri bizim gençlerimizin de bilmesi gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum diyen Tatar, bunları bilmenin ileride adil, kalıcı, eşitlik temelinde bir anlaşma istemedikleri anlamına gelmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, karşı tarafa şirin görünmek, iyi görünmek, bir anlaşma için koşulları yumuşatmakla olmuyor şeklinde konuştu. Türkiye ziyaretlerine yönelik yapılan eleştirileri de kınayan Tatar, Türkiye halkının sevgisini ve güvenini kazanmanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olumlu yansıyacağını kaydetti. Çünkü burada bir milli politika, burada... Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı. Oktay, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık, esasen Rumların adadaki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir diye konuştu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde Eğitim Bakanlığı'nın okullarda okutulan bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde talimat vermesini kınadı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Güney Kıbrıs Rum yönetimi yetkililerine geçmişin omuzlarına yüklediği tarihi mirası ders kitaplarından sayfalar yırtarak silmenin mümkün olamayacağını hatırlatarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun nezdinde milletimize yapılan bu saygısızlık esasen Rumların adadaki Türk varlığına karşı hazımsızlığının en net göstergesidir, kınıyorum ifadesini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı. Bakanlık açıklamasında bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilemez tutumu şiddetle kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın önce yırtılması ardından da toplatılması talimatı hakkında açıklama yaptı. Açıklamada Güney Kıbrıs'ta orta eğitimde kullanılan bir kitapta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili bölümün yer aldığı sayfanın önce yırtılmasına ardından da tümden toplatılmasına ilişkin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından verilen kararı şiddetle kınıyoruz. Bu karar Rum yönetiminin ırkçı tutumunun yeni bir örneğidir denildi. Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması esnasında gerçekleştirdiği destansı mücadele ve Cumhuriyet sonrasındaki devrimleriyle yalnızca Türk milleti için değil, dünyadaki tüm ülkeler için ilham veren bir lider olduğu vurgulanan açıklamada, Türk ulusunun liderine yapılan bu saygısızlığın kabul edilmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Açıklamada, Rum tarafının artarak devam eden düşmanca tutumunun Rum eğitim sistemine yansıması, Rum tarafının adadaki Türk varlığına tahammül edemediği ve Türk ulusunun şanlı tarihini hazmedemediğini açıkça göstermektedir. Uluslararası toplumun Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamamasının temelinde Rum tarafında hüküm süren bu ırkçı zihniyetin yattığını anlaması gerekmektedir. Bu vesileyle ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü saygıyla bir kez daha anıyoruz ifadeleri kullanıldı. Değerli izleyenler, ülkemiz Dışişleri Bakanlığı'nca Güney Kıbrıs'taki alınan bu kararla ilgili gösterilen tepkiyi sizlerle paylaştık. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın da gösterdiği tepkiyi aktaralım. Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatını kınadı. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı yine bakanlık açıklamasında da bu çağ dışı, düşmanca ve kabul edilemez tutumu şiddetle kınıyoruz dedikleri aktarıldı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Rum okullarında okutulan ders kitabından Atatürk'le ilgili sayfanın yırtılması talimatı ile ilgili açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından okullarda okutulan bir ders kitabından Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması yönünde verilen talimat, Rum yönetiminin ülkemize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne karşı çarpık zihniyetinin ulaştığı radikal düzeyi ortaya koymaktadır ifadelerine yer verdi. Bakanlık, Rum yönetiminin bu çağdaşı düşmanca ve kabul edilmez tutumunu şiddetle kınıyoruz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan paylaşılan metinde, Kıbrıs meselesini yıllardır çözümsüzlüğe mahkum eden Güney Kıbrıs Rum yönetiminin bu son eylemi adada Kıbrıs Türkleriyle sadece iktidarı ve refahı paylaşmaya değil, birlikte yaşamaya dahi tahammüllerinin olmadığını göstermektedir denildi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, parti meclisini kurultayla ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplantıya çağırdı. Toplantı bugün Yakındoğu Üniversitesi Büyük Kütüphanesi'nde yapılacak. Açıklamasında salgın sürecinden geçildiğine işaret eden Başbakan Saner, 17 bin üye ve ülkenin sağlığı göz önünde bulundurularak, parti merkez yönetim kuruluyla parti meclisinde alınan kararla sadece bir merkezde değil, iki merkezde oy kullanılması yoluna gidildiğini, bu kararları sabote edici davranışların ülke insanı ve parti üyelerine zarar vereceğini vurguladı. Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi kurultayla ilgili yaşananları değerlendirmek üzere toplanıyor. Parti Meclisi'ni toplantıya çağıran Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP kurultayının 24 Ekim'de yapılacağını, olağan dışı bir gelişme olmazsa kurultayın ilan edilecek gündem çerçevesinde bir salgın sürecinden geçildiği göz önünde bulundurularak gerçekleştirileceğini kaydetti.
bir salgın sürecinde olunduğunun altını çizen Saner, çünkü kurultay öncesinde tüzük kurultayı yapmamızın başlıca iki nedeni vardı. Salgın dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda belirli bir süre içerisinde toplanacak üye sayımızı mümkün olduğunca az tutup onların ve ülkenin sağlığına bir zarar vermemek ve üye sayımızın 12 binden 17 bine çıkması dolayısıyla oluşacak yoğunluğu ilçelere dağıtmak, üyelerimizin oy kullanmaya giderken salgın nedeniyle bir endişe yaşamamalarını sağlamak, dolayısıyla üye iradesinin mümkün olduğunca yüksek oranda sandığa yansımasını başarmak ifadelerini kullandı. Yapılması gereken tüzük değişikliklerini göz önünde bulundurarak Merkez Yönetim Kurulu'nda hukukçuların da yer aldığı komiteyle değerlendirme yapıldığını ve parti meclisinden onay alındığını hatırlatan Saner, yazılı açıklamasında şu ifadelere de yer verdi. MYK tüzük değişikliklerini tartıştı ve onayladı. Onayladı ama bazı arkadaşlarımız kararı kabullenmedi. Parti meclisinden geçirmeyiz, mahkemeye gideriz dediler. Buluştuk ve şahitler huzurunda konuştuk. Ben 6 ilçede yapılmasının sağlık açısından şart olduğuna kesin olarak inanmama rağmen tüzük kurultayının yine 17 bin kişi çağrılarak yapılacağını bildiğim için sağlık adına partimizde en küçük bir sıkıntı yaşanmaması adına kendileriyle uzlaşma yoluna gittim. Diğer iki aday Hasan Taçoy ve Faiz Sucuoğlu'yla kurultayımız iki merkezde, Lefkoşa ve Gazimosa'da yapılması konusunda anlaştık. Ama ne oldu? Yazık ki bu iki arkadaşımız parti meclisi toplantısında anlaştığımız noktadan geri adım attılar. Parti meclisimiz buna rağmen 45'e 41 iki merkezde oylama yapılmasını ve diğer tüzük değişikliklerini onayladı. Ama ne oluyor? Şimdi bu arkadaşlar tüzük kurultayında oylama yapılmasını istiyorlar ve binlerce kişiyi oraya getirecekleri tehdidinde bulunuyorlar. Yetmiyor, tüzük kurultayından da evet çıkarsa konuyu yargıya taşıyacaklarını sağa sola yayıyorlar. Bizler oylama sonucunun evet olacağına üyelerimizin aklın, mantığın bir gerçeği olarak yetkili kurullarımız tarafından alınan kararlara destek vereceğine kesin olarak güveniyoruz. Ama salgın nedeniyle üyelerimize herhangi bir riske atmak istemiyoruz. Defalarca yaptığımız toplantılarda kendilerine ifade ettim. Bu kez de üyelerimiz ve halkımızın da bilgilerine getirerek bu arkadaşlarıma parti meclisi toplantımız öncesinde bir çağrıda bulunuyorum. Değerli arkadaşlarım, geliniz halkımızın, üyelerimizin sağlığı, demokratik katılımcılık, üyelerimizin iradelerinin mümkün olan en yüksek miktarda sandığa yansıması adına parti meclisimizin kararına uygun olarak iki merkezde oylama yapılması için gerekenleri birlikte yapalım. Salgın devam eder. Düğünlere katılımı bile 250 kişiyle sınırlarken tüzük kurultayımızı binlerce insanı yiyeceğimiz bir noktaya getirmeyelim. Sağduyunun galip geleceğine inanıyor. Herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gazete manşetlerine geri döndük ve Türkiye basınıyla hız kesmeden gazeteleri incelemeye devam ediyoruz. İlk gazetemiz Akşam Gazetesi olacak. Akşam Gazetesi Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ iğrençliği. Başlığını çektiği bir manşet haberi. Kullandı,